Endeksleri geçerlemek lazım. Sadece soruların tek tek gözden geçirilmesi değil. Aynı zamanda o soruların oluşturduğu bütünü gözden geçirmek lazım. Örneğin TÜFE gerçekten de ki geçmiş yıllarda bu gündeme gelmişti. Ülkemizdeki enflasyon oranını ölçüyor mu? Bazı kişiler işte insanların hiç tüketmediği şeyler enflasyon sepetinde yer alıyor falan deniliyordu. Dolayısıyla bu tür endeks geçerlemelerinin yapılması lazım ki acaba ölçmek istediğimiz şeyi bu endeks ölçüyor mu diye. Burada iki tür geçerleme yapabiliriz. Biri soruları analiz edip ölçmek istediğimiz kavramla ilgili olup olmadığını görebiliriz. Buna içsel geçerleme diyoruz. Bir diğeri de mevcut endeksle diğer göstergeleri karşılaştırabiliriz gene enflasyonu ölçen. Mesela diyelim ki borsadaki iyileşmeyi ölçmek istiyorsunuz. Eğer borsadaki iyileşme ile ilgili olarak İMKB 100 endeksi de ki daha kısıtlı sayıda kağıdın fiyatındaki değişimlere bakıyor. Ya da tamamına baktığımızda aslında eğer bir gelişme varsa, borsa yükseliyorsa gerek 100 endeksinin gerekse daha genelde daha fazla şirketlerdeki değişimi ölçen endeksin ikisinin de aynı yönde sonuç vermesi beklenir. İkinci bir grup ölçmeyle ilgili olarak ölçekler. Genellikle karıştırılan bir şey scales diye geçiyor. İşte o açıdan da ölçüm ve ölçek sözcükleri bir miktar karışıklık yaratıyor. Ama ölçekler de tıpkı endeksler gibi bize sıralama düzeyinde ölçüm yapma imkanı veriyor. Yalnız endekslerden tek farkı var. Ölçeklerdeki soruların ağırlıkları birbirinden farklı. Örneğin enflasyon sepetindeki ya da işte diğer anket sorularında birbirine eşit. Dolayısıyla bir soru diğerinin yerine geçecek şekilde sıralamada ağırlıklandırılabiliyordu. Ama ölçekte böyle bir şey söz konusu değil. Birazdan örnekte de göreceğiz. Ölçekler göstergeler arasında belirli bir kavramsal, mantıksal yapı oluşturarak bize ölçmek istediğimiz şey konusunda daha emin bir sıralama yapma imkanı veriyor. Demin de görmüştük siyaseten aktif olmayla ilgili 4 soru vardı ve bu 4 sorunun eşit ağırlıkta olduğunu söyledik. Endeks oluşturabiliriz dedi. Şimdi oradaki sorularla buradaki sorular arasındaki fark şu. Örneğin oy veririm, siyasi kampanyalara para veririm, siyasi kampanyalarda çalışırım, seçimlerde aday olurum biçiminde sıralanmış 4 soru aslında bakılırsa ağırlık açısından birbirinden farklı. Neden? Çünkü örneğin seçimlerde aday olurum diye şıkkını işaretlemiş olan bir kişinin çok muhtemelen seçimde oy veririm şıkkına da olumlu görüş bildirmesi beklenir. Oysa endekste söz konusu ettiğimiz örneğin kamu yöneticilerine mektup yazarım, oy veririm türü sorular ise aşağı yukarı birbiriyle eşit değerdeydi. Dolayısıyla bir soruya evet cevabı vermek diğer soruda nasıl davranacağı konusunda bize bir bilgi vermiyordu. Oysa ölçeklerde gördüğünüz gibi sorular belirli bir hiyerarşi takip ederek devam ediyor. Yani farklı ağırlıklarda sorular. Bir başka örnek ölçekle ilgili olarak kadınlara kürtaj hakkı tanınsın mı, tanınmasın mı? Şimdi burada 3 soru var. Bir kadın tecavüz sonucu hamile kaldıysa kürtaj hakkı olmalıdır. Hamilelik kadının hayatını tehlikeye sokuyorsa kürtaj hakkı olmalıdır. Evlilik dışı hamile kalan bir kadının kürtaj hakkı olmalıdır. Tıpkı bir önceki siyaseten aktif olma sorularında olduğu gibi burada da örneğin bir kadının evlilik dışı hamile kaldığında kürtaj hakkı olmalıdır şıkkını işaretleyen kişinin kadının
hayati tehlikesi olduğu durumlarda da onun kürtaj hakkını hakkı olması gerektiğini düşünecek diye bir yargıya varmak mümkün. Likert ölçeği bu ölçeklerden en yaygın olarak kullanılanlardan bir tanesi. Aslına bakılırsa burada Likert ölçeği genelde endeks olarak da kullanılıyor ama buna çok fazla girmek istemiyorum şu anda. Görüyorsunuz burada kadınlarla erkekler arasındaki farklar bir Likert ölçeğine göre sıralanmış. İşte kadınlar erkeklerden farklıdır. Tamamen katılıyorum. Katılıyorum. Bana ne? Katılmıyorum. Hiç katılmıyorum gibisinden seçeneklere çeşitli şekilde cevap vermesine dayanıyor. Daha sonra bunların ortalamasını alıyoruz. Bir başka ölçek Bogardus sosyal uzaklık ölçeği. Bu da insanların toplumsal ilişkilere katılmaya istekli olup olmadıklarını ölçüyor. Örneğin Türkler azınlıklara karşı ön yargılı mıdır türü bir soruda çeşitli seçenekler verilmiş durumda. İşte azınlıklarla aynı ülkede yaşamak isterim, aynı kentte, aynı mahallede, aynı evde, çocuğumun bir azınlık mensubuyla evlenmesine razı olurum gibi. Dolayısıyla gördüğünüz gibi burada da gene bir hiyerarşik yapı söz konusu. Thurston ölçeği, bu da bir tür bileşik ölçüm. Bir değişkeni tanımlayan göstergeleri grupluyor ve bu konulardan anlayan kişilere, hakemlere ağırlıklandırmalarını söylüyor. Örneğin azınlıklara karşı ön yargılı olup olmadığını insanların ölçmek için diyelim ki 100 tane ifade koyuyor. Deminki gördüğümüz 5-6 ifadeye benzer. Ondan sonra da işi bilen kişilere bu 100 ifadeden hangilerinin azınlıklara karşı ön yargıyı en iyi ortaya çıkarabilecek sorular olup olmadığını seçmelerini istiyor. Tabii bu hakemleri bulmak gerektirdiği için pek ekonomik bir ölçek değil. Biraz önceki kadınlara kürtaj hakkı verilmeli ile ilgili diyelim ki yapılmış olan bir araştırmanın sonucunu sınıfladığımızı düşünelim. Hatırlayacaksınız orada kadının kürtaj hakkı evlilik dışı hamile kaldığında olsun, hayati tehlike olduğunda olsun gibi seçenekler vardı. Sağlık tehlikesi ve tecavüz sonucu olup olması biçiminde. Şimdi verilen cevapların sınıflandırmasına bakacak olursanız üst grupta yer alan ölçekler aslında mantıksal bir yapıya sahip. Örneğin her üç türde de kürtaj hakkı olsun diyen denek sayısı 612. Bunlardan sağlık ve tecavüz sonucu hamileliklere kürtaj hakkı olsun ama evlilik dışı ilişkileri olmasın diyen 448. Sadece sağlık tehlikesi söz konusu olduğunda böyle bir hak verilsin diyen 92. Hiç bir şekilde kürtaj hakkı olmasın diyen de 79 kişi var. Nitekim gördüğünüz gibi bu sıralamada mantıksal yapı ortada. Ama bir de öte yandan karışık türler diye sınıflandıracağımız, yani deneklerin niye öyle cevaplamış olduğu konusunda mantıksal fikir yürütemediğimiz şeyler var. Örneğin 15 kişi sadece tecavüz sonucu hamile kalma söz konusuysa kürtaj hakkı olsun demiş. Ama hayati ölüm tehlikesi olsa bile tanıma, işte evlilik dışı hamile kaldıysa tanıma demiş. Ya da sağlık ve evlilik dışı olduğunda olsun ama tecavüz sonucu olmasın demiş. Belki bilemiyorum, bizim toplumumuz açısından anlaşılabilir bir şey midir değil midir? Ama örneğin tecavüz sonucu hamile kalmak en azından bazı toplumlarda daha istenmeyen bir durum olabiliyor. Onun için de belki de bunun da bir mantığı var yerine göre. Evlilik dışında olsun ama diğerlerinde olmasın demiş. Bu nasıl bir yaklaşım diye düşünebilirsiniz. Yani evlilik dışı ilişkide hamile kalmış, herhangi bir sorun yok, isterse
Kürt aşak olsun ama öte yandan sağlık tehlikesi bile olsa olmasın gibisinden. Dolayısıyla karışık türden kastettiğimiz bunlar. Ama oransal olarak baktığımızda 1231'e 27. Çok muhtemelen bunlar belki de soruların yeterince incelenmeden cevap verildiği durumlar diye de düşünülebilir. Bir de öte yandan anlamsal fark ölçeği diye bir başka ölçek var. Burada da insanların iki zıt uçtaki sıfatları belirli ölçmek istediğimiz bir şeyle ilgili olarak işaretlemeleri isteniyor. Ben buraya çok biraz nötr diye koydum ama bazen burada örneğin şurada 50, şurada 0, şurada 100 de bulunabiliyor. Bazen hiçbir şey bulunmuyor. Araştırmacılar çarpı işaretinin hangi tarafa ne kadar yakın olduğunu cetvelle ölçebiliyorlar ve oradan giderek de bir sonuca varmaya çalışıyorlar. Örneğin ilginç, sıkıcı, basit, zor, yararlı, yararsız, diyelim ki bu ders için kullandığımız sıfatlardan bazıları olsun. Dersi dinleyen kişilerin bu skalada nereye işaret koyduklarına bakarak sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri dersinin daha çok hangi sıfatlarla nitelendirildiği konusunda bize anlamsal fark ölçeği bir sonuç verebilir. Son grup bu aşamada endeksler ve ölçeklerden sonra tipolojiler. Bununla ilgili bir slaytımız var. Endeksler ve ölçeklerin aksine tipolojiler bir sınıflama ölçümü sağlıyorlar bize. Çoğu zaman tipolojileri bağımsız değişken olarak da kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi burada örneğin gazetelerin iç politika ve dış politika konusunda muhafazakar mı, liberal mi bir duruş sergilediklerine göre ikili bir sınıflandırma yapılmış. Dolayısıyla bir gözde hem iç politikada hem dış politikada muhafazakar olan gazeteler, bir gözde C gözünde hem iç hem dış politikada liberal olanlar, C ve B gözlerinde de birinde muhafazakar, diğerinde liberal olan gazeteler bu şekilde bir sınıflamaya tabi tutulmuş, böyle bir tipoloji geliştirilmiş. Özet olarak ölçme konusunda neler gördüğümüze bakacak olursak, önce ölçme ile ilgili temel konulara değindik. Tek bir soruyla nadiren bir kavramı ölçmenin mümkün olacağını söyledik. Daha sonra ölçme düzeylerinden söz ettik. Sınıflama, sıralama, oranlı ve aralıklı ölçümlerden söz ettik. Bunların avantajlı ve dezavantajlı yönlerini özetledik. Ve arkasından endeksler, ölçekler ve tipolojilerden söz ettik. Endekslerde soruların eşit ağırlıklı olduğunu ve birbirinin yerine geçebildiğini, ölçeklerde ise şıklar arasında mantıksal bağlar olduğunu, belirli bir şıkka belirli şekilde cevap veren bir kişinin diğerlerine de nasıl cevap vereceğinin kestirilebileceğini söyledik. Ve bu tür ölçme araçları kullanarak soyut kavramları ölçebileceğimizi vurguladık. Farklı sorular tabii ki aynı değişkenin farklı yönlerini, boyutlarını ölçmekte bize yardımcı oluyor. Yeter ki bu sorular empirik olarak birbiriyle ilişkili olsun. Ama iki değişken arasında mükemmel bir istatistik korelasyon olması nedensellik için gerekli bir koşul fakat yeterli bir koşul değil. Bundan sonraki dersimizde belli başlı araştırma yöntemlerinden söz edeceğiz.